Herkese merhabalar. Öncelikle böyle bir video çektiğim için gerçekten herkesten özür diliyorum. Ben bugüne kadar hiç ağlamadım, hiç duygularımı göstermedim. Göstermek istemedim. Ağlayacaksam da perde arkasında ağlamayı tercih ettim. Evet, çok zor zamanlar geçiyorum. Neredeyse 1,5-2 aydır hesaplarımıza tedbir kondu, soruşturma amaçlı. Bunu ben istedim. Çünkü kendimize o kadar çok güveniyordum ki, yanlış yapmadığımızı o kadar çok biliyordum ki, dedim ki bizi araştırın dibine kadar dedim. Evet, araştırma içerisine girdik. Bizi araştırdılar, araştırıyorlar, hala araştırıyorlar. Benimle ilişkisi, ticari ilişkisi olan herkesi sorguluyorlar. Annem babamın emekli maaşından tut kız kardeşime kadar, kayınvalideme kadar, görümceme kadar, fabrikayı satmış olduğu kişinin ailesinin birinci derece yakınlarına kadar herkesin hesaplarına tedbir kondu. Kenarda önemli değil. Bu da önemli değil. Bundan bahsetmeyeceğim. Amacım da bu değil. Bunu anlatmak da istemiyorum. Ama zor zamanlar geçiriyoruz. Şirkette 1,5-2 aydır çalışanlar maaşlarını alamıyor. O insanlar da haklı olduğu için istifasını veriyorlar, çıkıyorlar. Kayyum da atanmadı hesaplarımıza, şirketlerimize. Bu yüzden her geçen gün, her gün kalifiye bir tane personelim işten çıkıyor. Buna da eyvallah, tamam. Ben gene ayakta durmaya çalışıyorum. Sessiz kalmaya çalışıyorum, yansıtmamaya çalışıyorum ama benim bu hayattaki en büyük kalem ailemdi. Çocuklarımın babasıydı. Güvendiğim, ikinci kez evlilik yaptığım adamdı. Ama bu süreçte bana en büyük yanlışı, en büyük attı. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu süreçte 6-7 kere eve gelmedi. Öğlen 2'de geldi, öğleden sonra 11'de geldi. 1'de geldi. Sonra öğreniyorum ki bir eskortla beni aldatıyor. Her seferinde aynı eskort. Ve diyor, gelip pişkin pişkin bana diyor ki, bundan sonra ben böyleyim, işine gelirse diyor. Nasıl güçlü kalabilirim? Siz kadınlar beni anlarsınız. Ben nasıl güçlü kalabilirim? Nasıl ayakta durabilirim? Kocam elimi tutsaydı ben bu günleri çok güçlü atlatırdım. Ama kocam en büyük kalem, hayatımdaki en çok inandığım insan şu durumda bana en büyük kazığı attı. Onun dışında kazık atanların hiçbir önemi yok, biliyor musunuz? Ben kötü biriysem Allah belamı versin. Ama kabul edemiyorum. Kabul edemiyorum. Çocuklarımın babasının beni aldatmasını. Aldattıktan sonra pişkin pişkin, bundan sonra ben böyleyim işine gelirse demesini ben kabul edemiyorum. Çektiler. Beni bitirmek için ellerinden geleni yaptılar. Canları sağ olsun. Ben tek başıma sıfır İngilizcelerle Brezilyalara gittim. Ölümü göze aldım. Allah biliyor yukarıda verdiğim mücadeleyi, savaşı. Allah biliyor. Hiçbir şeyin önemi yok ama biliyor musunuz? Ben para pul benim için asla önemli olmadı bu hayatta. Buna sevinen de olacak. Biliyorum, çok eminim. Ama ben yine bunu çekeceğim. Sevinin diye çekeceğim. Ben duyguları olan bir kadınım. Ben bu hayatta 11 yıllık evliyim ve hiçbir şekilde aileme, kocama, çocuklarıma ihanet etmedim. İftiralara uğradım. Yanlışlar yaşadım. İnsanların kötülüklerini gördüm. Ama bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım. Keşke bu durumda aynı yastığa baş koyduğum adam elimi tutsaydı. Hesaplarımda tedbir var zaten. Ya her şeyin hesabını yapıyorum çünkü. Param var, kullanamıyorum. Kredi kartımı kullanamıyorum. Hesabımdaki parayı kullanamıyorum. Benimle ilişkisi olan herkes mağdur oldu. Annem, babam, kardeşim mağdur oldu. Bunları düşünürken en güvendiğim kalem yıkıldı. Bir kadın olarak ben çok acı çekiyorum.
gerçekten çok acı çekiyorum. Herkesten özür diliyorum ama bunu içimde yaşamak istemedim. Sizler de bilin istedim. Hiçbir şeyin önemi yok bu hayatta. Bunu bilin. Kimseye güvenmeyin kendinizden başka, tamam mı? Kimseye güvenmeyin bu hayatta kendinizden başka. Ben bu hayatta şunu biliyorum ki bu kadar mücadele verdim, bu kadar insana iyilik yaptım. Ama niye bilmiyorum. Gerçekten sebebini bilmiyorum. Sevilmediğimi biliyorum. Yanımdan ayrılan herkesin kötülük yaptığını biliyorum. Ve bir gün olsun bir tane dostumun olmadığını biliyorum. Bu da çok canımı acıtıyor ayrıca. Sebebini gerçekten bilmiyorum. Ama en zor zamanlarımda insan zor zamanlarında anlıyor ya bazı şeyleri. Bu zor zamanlarımda gördüm. En güvendiğim kalemin bana ihanet ettiğini gördüm. Kötü insanların mutlu olduğunu gördüm, seyrettim, izledim. Onlar önemli değil. Mutlu olsunlar, eğlensinler ama buna hak edecek hiçbir şey yapmadım. Onu çok... Evet, 11 yıllık evliyim. 2 tane evladım var. Benim kızım Ecrin de inanca baba diyor. Ki gerçekten ben kendi öz babasından çok daha fazla babalık yaptığını asla inkar edemem. Yaptı mı yaptı. Ama şu zor zamanlarımda bir marka kurdum, belli bir şube yaptım. Şube sayısına getirdim. Çok mücadele ettim tek başıma. Evet, arkada finans tarafımda oydu. Ama bugün yanımda mı? Değil. Önemi var mı? Yok. Sadece kendime üzülüyorum. Beni bu duruma düşürdüğü için, ona inandığım için kendime üzülüyorum. Herkesten özür diliyorum. Bunu hak etmediğimi çok iyi biliyorum. Geçecek. Belki çok daha güzel olacak ama şu an çok canım acıyor. Sadece bunu bilmenizi istiyorum. Para her şey demek değil bu hayatta. Ya en azından benim için her şey demek değil. Ben düşmekten de korkmuyorum. Dibe vurmaktan da korkmuyorum. Çünkü açlıktan kimse ölmez. Bu hayatta bunu çok iyi biliyorum. Ama verdiğim mücadeleyi, savaşı biliyorum. Para için değil, başarmak için, alkışlanmak için, bir şeyleri kanıtlamak için, kendimi değerli hissetmek için bunları yapmıştım bu hayatta. Ama hak etmedim bunları. Hak ettiysem de bundan sonra iki yakan bir araya gelmesin. Kötüysem de gerçekten iki yakan bir araya gelmesin. Bir şey diyemiyorum. Çok özür diliyorum bunları çektiğim için. Çekmemem gerekiyordu ama içimde yaşayamadım. Hep doğal oldum. Yine doğalım. Ben şu an düşmanlarımı çok sevindirdiğimin farkındayım. Ama benim gerçekten bu dünyada kendim için baktığımda bir düşmanım yok. Çünkü ben bunlarla mutlu olan bir insan değilim. Ve bu duruma evet ben istedim. İnceleyin dedim, araştırın dedim. Ama bu süreçte beni araştırdılar. Hala araştırıyorlar, inceliyorlar. Ama şirkette çalışanlarım tedbirden dolayı maaş alamadıkları için tek tek istifa ediyor. Ve zor zamanlar yaşıyorum. Gene dimdik dururdum. Gene ayakta sapasağlam dururdum ama en güvendiğim, en inandığım kocam ya. Benim kalem kocamdı bu hayatta. O benim yanımda değil ya. Gerisinin önemi yok. Gerçekten gerisinin önemi yok. Özür diliyorum. Bitsin ya. Bitecekse bitsin. İnsanlar bazen diyor ya. Ne biliyorsun hayatının altının üstünden daha güzel olmayacağını. Belki yarın çok güzel günler yaşayacağım, bilmiyorum. Çocuklarım da çok güzel günler yaşayacak, onu da bilmiyorum. İlk kez ağlıyorum. 10 yıldır sosyal medya kullanıyorum. İlk kez ağlıyorum. Çünkü benim tek derdim, tek inandığım kocamdı. İnandığım çocuklarımın babasıydı. Aşk evliliği yaptığım inanç güngendi. Beni
aldattı. Gene 10 gündür, 15 gündür ona teslim oldum. Dedim ki özür diler, af diler, mücadele eder, savaşır, beni kazanmak için uğraşır. O ne dedi? İşine geliyorsa bundan sonra böyleyim. Bizden şunu bilmemizi istiyorum. Benim canımı bu hayatta hiçbir şey acıtamazdı. Kocamdan başka. İkinci kez evlilik yaptım ve sonuna kadar bütün hesaplarımı, her şeyimi ona bıraktım. Ona güvendim, ona teslim oldum. Yarın ne yaşarım? Onun yüzünden onu da bilmiyorum. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. Bugün güçlü değilim. Gücümü, güvendiğim kalem, çocuklarımın babası dibine kadar yıktı. Herkesten de özür diliyorum. Ağladığım için sizlere hep güçlü görünmeye çalıştım. Güçlü göründüm. Ama bugün bunu yansıttığım için özür diliyorum. Hayatta her şey insanlar için.